Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin başlatmış olduğu yerli ve milli savunma sanayi hamlesi dediğimizde akla gelen ilk şirketlerden biri olan Aselsan, belki de ülkemizin en yeni ve güncel teknolojilerini üreterek gündeme gelmeye yıllardır devam ediyor. Bu davranış tabii ki bizlerin de göğsünü bir hayli kabartmakta. Daha 2 gün önce hepimizin uzun zamandır beklediği siper uzun menzilli hava savunma sistemimizin ilk atış testi gerçekleştirildi. Bu ve bunun gibi daha birçok projenin geliştirildiğini biliyoruz. Hatta eminiz ki bizim daha bilmediğimiz nice projeler arka planda geliştirilmeye devam ediyordur. Geçtiğimiz yıllarda lazer sistemleri konusuna el atan Aselsan, bu alanda da ortaya oldukça başarılı sistemleri çıkarmayı başardı. Ama benim asıl merak ettiğim konu, 2018 yılında Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bir konferansa katılmıştı. Antalya Bilim Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Milli Teknolojide Aselsan konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, buradaki konuşmasında Aselsan'ın üzerinde çalıştığı çok yeni ve daha önce görülmemiş bir lazer sistemini tanıtıp üzerine konuşmuştu. Üstünden neredeyse artık 3,5-4 sene geçti ve bu projenin akıbetiyle alakalı hala bir bilgilendirme yapılmadı. Hal böyle olunca merak konusu olmaya başlıyor. Çünkü bizzat yönetim kurulu başkanının tanıtıp duyurduğu bir projenin durdurulduğunu ya da askıya alındığını düşünmüyorum. Uzun zamandır bu videoyu yapmak için araştırmalar yapmış olsam da gerçekten net bir bilgiye ulaşmak inanın bana neredeyse imkansız. O kadar uğraşmama rağmen herhangi bir bilgiye ulaşamamış olmam bana bu projenin duyurulduktan sonra arka plana alınıp sessiz sedasız gizli bir şekilde geliştirildiği ihtimalini düşündürdü. Ki yüksek ihtimalle de bu durum böyle. Bildiğiniz gibi son dönemlerde savunma sanayimizin gizli ve kritik bilgilerini çalıp başka ülkelere satmayı seven bir güruh var ortada. Her ne kadar bunların elebaşları yakalanıp cezalandırılmış olsa da şirketlerin içerisinde ya da genel olarak savunma piyasasında bunlardan birkaç tanesinin hala elini kolunu sallayarak gezmediğinin bir garantisi yok. Hal böyle olunca artık en basit sistem dahi olsa tamamen tamamlanıp envantere alınana kadar çalışmaları gizli tutulmaya başlandı. En basitinden bu tarz olaylar patlak vermeye başladığından beri neredeyse her ay hakkında bir bilgilendirme paylaşılan siper füzemizde bile gelinen son noktalar uzun zamandır paylaşılmıyordu ve geçtiğimiz günlerde bir anda Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir çıkıp atış testini yaptıklarını bir video paylaşarak duyurdu. Şimdi belki hatırlayanlarınız vardır ama büyük çoğunluğunuzun bu projeyi çoktan unuttuğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten o kadar arka plana atıldı ki ne kadar büyük ve kritik bir proje bile olsa neredeyse 3 yıldır kimse çıkıp da hakkında konuşmayınca normal olarak hafızamızın derinliklerinde kaybolup gidiyor. O yüzden kısaca Haluk Görgün'ün konuştuğu ve bu akıl almaz sistemi tanıttığı o günü kısaca sizlere hatırlatmak istiyorum. Katıldığı konferansta konuşan Profesör Doktor Haluk Görgün projeyi tanıtmadan önce şöyle kısa bir konuşma yapmıştı. Bu alanda dünyanın en önemli 100 şirketi arasında ve tamamı Türk mühendislerden oluşuyor. Bir tane yabancı çalışanı yok. 1 milyar 430 milyon dolar ciroya sahip. Çalışan sayısı 6300'lerde ve %58'i mühendis, %69'u lisans mezunu, mühendislik ve Ar-Ge şirketi olarak tanımlıyoruz. Nitelikli ve genç elemanlara da seslenmek istiyorum. Aselsan'ın kapısı kendini geliştirmiş, ufku açık herkese açıktır. Ar-Ge merkezlerimizde personel sayısı 3700'ü geçti ve sadece geçen yıl Ar-Ge için ayrılan bütçe 473 milyon dolar. Bu arada bu konuşmanın 2018 yılının Aralık ayına ait olduğunu da belirtmekte fayda var. Şimdi sizlere elimizde sadece projeyi tanıttığı anların görüntüsü olduğu için konuşmalarını aktarmak yerine direkt o görüntüleri paylaşmak istiyorum. Gelin hep beraber kısaca o videoyu izleyelim. Seri silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurmasını görmüştünüz. Biz bugün hani şu anda ulaştığımız mesafeyi bir şey olduğu için bir hani söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söyleyemiyorum. Çünkü teknolojimizi ve dışarıdaki farklı insanların bilinmesi istenmez. Önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir, geliştirdiğimiz projelerle vurabilir durumda. Videonun başında da dediğim gibi, bu açıklamalardan sonra proje hakkında herhangi bir güncel bilgi paylaşılmadı. Her geçen gün göğsümüzü yeni teknoloji ve elde etmesi oldukça zor ürünlerle kabartan Aselsan'ın arka planda da olsa bu projeyi bir şekilde geliştirdiğini düşünüyoruz.
Bunun en basit kanıtı olarak Aselsan'ın daha öncesinde zaten üretmeyi başardığı farklı farklı lazer sistemleri var. Bu projenin de başarıyla sonuçlanacağını o projeleri inceleyerek anlayabilmemiz oldukça kolay. Şimdi gelin Aselsan geçmişte ne gibi lazer sistemlerini yerli ve milli olarak elde etmeyi başarmış onlara bakalım. Aselsan LSS yani lazer savunma sistemi 500 metrelik bir menziliyle insansız hava araçları ve insansız deniz araçları gibi tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş, özellikle meskun mahal bölgelerinde terör unsurlarının kullandığı kamuflaj ve el yapımı patlayıcılara karşı da etkin bir şekilde kullanılacak olarak tasarlanıp üretilmiş bir sistemdir. Günümüze kadar birçok testten geçmiş ve testlerde sergilediği üstün performansla dikkat çekmeyi başaran bu sistem sayesinde birçok insansız sistem ve terör unsuru etkisiz hale getirilebiliyor. Bahsi geçen lazer savunma sistemi, yüksek lazer çıkış gücüne sahip fiber lazer kaynağı, odaklayıcı atış kontrolcüsü, kızılötesi gündüz kamera, lazer mesafe ölçüm cihazı, yönlendirme birimi, ilgili güç kontrol elektronikleri, yazılımlar, soğutma ve güç üretme depolama alt bileşenlerinden oluşuyor. Sistemin bünyesinde barınan lazer kaynağı ve odak sistemi gibi alt bileşenler de yine Aselsan tarafından yerli ve milli olarak üretiliyor. Her ne kadar önemsiz küçük parçalar gibi gözükse de bu alt bileşenler bir bütün haline geldiğinde sistemin neredeyse tamamını oluşturuyor diyebiliriz. Aselsan üretimi lazer savunma sisteminin başlıca kullanım alanları arasında gemi platformları, enerji santralleri, havaalanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahları bulunuyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.